Bornova Belediyesporlu jimnastikçiler 2017 yılı içerisinde elde ettikleri başarılarla sadece Bornova ve İzmir değil Türkiye'nin de gururu oldu. Dördü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olmak üzere altısı milli takımlarda yer alan 25 lisanslı jimnastikçi geride bıraktığımız yılda Türkiye şampiyonalarında hem takım halinde hem de ferdi müsabakalarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Bir ilki gerçekleştiren senkron sporcusu Koray Altınel ise Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Müzik 12 yıl önce başladığı faaliyetleri kapsamında lisanslı sporcularının yanı sıra 70 spor okulu öğrencisi bulunan Bornova Belediyesi Jimnastik Şubesi'nin dünya şampiyonluğundan sonraki yeni hedefi Tokyo'da yapılacak 2020 olimpiyatlarına sporcu göndermek. Önümüzdeki hedeflerimiz 2020'de olimpiyatları temsil etmek. Bunun için çok çalışıyoruz. Bize destek veren başkanımız Olgun Atile, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum buradan. Benim için jimnastik bir sanat. Çok seviyorum. O benim için bir hayaldi. Şimdi benim en sevdiğim spor oldu. 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu takıma Bornova Belediyesi'ne başladım zaten. 2013'ten beri milli takımdayım. Sonra da olimpiyatlara hazırlık merkezine seçildim. Bornova Belediye Spor Çatısı altında büyük başarılara imza atan, tüm sporcuları kutlayan ve emek veren herkese teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bornova'nın sporun tüm branşlarındaki çıtasının artık daha da yüksek olduğunu söyledi. Daha çok çocuğun ve gencin spor yapması için kentin dört bir yanına tesisler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Atilla, elde edilen başarılar spora hizmet yolunda motivasyonumuzu arttırıyor dedi.